Sanki dünya onların etrafında dönüyormuş gibi. Sanki kör olmuşlar gibi. Sadece birbirlerini görüyorlardı. Uzun uzun sarıldılar. Öyle uzun uzun durdular. Ben de duvarın arkasında böyle izledim. Hiçbir şey yapamadım. Öyle izledim. Onlar yaşadı. Ben izledim. Gözümün önünde öpüştüler anne, inanabiliyor musun? Öpüştüler. Sanki şurama böyle hançer saplanıyor, çok çalmıyor bile. Sevdiğini bir başkasıyla görmek insanın canını yakar tabii. Yakmaz mı? Çok. İnsanın içi yanar. Derisin de içi yanmıştır belki. Yaman da seni görünce. Bunu hiç düşündün mü? Evleneceği kızı en yakın arkadaşıyla öpüştüğünü görünce belki Ferit'in de yüreğine bir hançer saplanmıştır. Bu hiç aklına geldi mi Hande? Senin aklına gelmiş ya işte. Düşünmüşsün baba. Düşünmüşsün. Aferin sana. Sen çok güzel düşünüyorsun bende. Öz kızını bırakıp Ferit'i koruyup savunduğuna göre çok iyi düşünmüşsün. Benim kimseyi savunduğum yok. Benim için senden daha değerli hiçbir şey yok. Ama ben senin annenim. Duymak istemediğin gerçekleri yüzüne söylemek zorundayım Hande. Sen kendinden başka hiç kimseyi düşünmüyorsun. Bütün dünya senin etrafında dönüyor sadece sanıyorsun. Dünyayı yönetemezsin. Bir an önce silkinip kendine gel. Ben bunu tek başıma beceremem, yapamam diyorsan da birlikte bir terapiste gideriz, yardım isteriz. Sen git ya terapiste, sen git. Sen git. Baba ya. Nereden aklına geldi bu kadar eski filmi izlemek? Ne varsa eskilerde var. Boşuna klasik demiyorlar yani. Yani sen de diyorsun ki ben ne bulduysam eskilerde buldum, öyle mi? Yani yıllar geçtikçe değerlenen şeyleri seviyorum diyelim. Süper. Merhaba canım. Sonunda seni bulabildim. Sana bir şey söylemek istiyorum. Bana bir söz ver Yaman. Yalnız kalabileceğimiz bir yere... Söz. Ya daha ne söyleyeceğimi bilmiyorsun. Neyin sözü bu? Sadakat sözü. Sana gönülden bağlanmaya söz veriyorum. Kalp Yarısı ATV'de.